Gün sonundan herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Özlem Karakullukçu. Bugün yine gözler Fed'de olacak. Akşam saatlerinde Fed'in verecek olduğu kararlar, dün başlayan toplantılar şu an için piyasayı baskılıyor. Bir diğer taraftaysa siyasi taraftaki gelişmeler. Rusya ve Çin devlet başkanlarının birlikte beraber iki gün boyunca Moskova'daki görüşmeleri yine gündemde oldu. İki ülkenin işbirlikleri önümüzdeki süreç biraz daha derinleşecek gibi görünüyor. Diğer tarafta NATO ülkeleriyle ilgili alınan kararlar ve diğer tarafta yurt içi piyasaların getirmiş olduğu makroekonomik veriler. Hepsini değerlendireceğiz efendim. Küresel piyasalar Fed'in bu akşam kararını da saat 21'de açıklayacak. Beklentileri de alacağız. O yüzden tanıyalım bakalım bugünü kimler yorumluyor. Evet dedik, bugün küresel piyasalar Fed'in bu akşamki 21'de saatler Türkiye saatiyle 21'i gösterdiğinde ki yapacak olduğu kararı bekliyor. Fed'in son günlerde yaşanan bankacılık krizi ve inatçı yüksek enflasyon sorunlarından hangisine yöneleceği ise yakından takip edilecek. İzliyoruz detaylarını. Merakla beklenen Fed faiz kararı bugün açıklanacak. Bir önceki toplantı sonrasında Fed Başkanı Powell'ın temsilciler meclisindeki şahin açıklamaları ile birlikte 50 bas puanı kesin gözüyle bakılıyordu. Sonrasında yaşanan bankacılık krizi ve Silicon Valley Bank'ın iflası Fed'in politik adımlarına değişikliğe gidebileceğini sinyallerini veriyor. Fed yüksek ve kalıcı enflasyona bankacılık krizinin eşlik ettiği bir ortamda faiz kararını Türkiye saatiyle 21'de açıklayacak. Toplantının en önemli taraflarından biri politika yapıcıların Aralık'tan beri ilk kez faiz projeksiyonlarını güncellemesi olacak. Bu tahminler bu yıl daha fazla artış beklenip beklenmediğine dair önemli bir yol haritası olacak. Bankacılık krizi nedeniyle Fed'in noktasal grafik projeksiyonlarında 2023'te zirve faiz için %5.1'lik medyan tahminin yükselmesi beklenmiyor. Öte yandan bankacılık krizi endişesinin azalmasıyla ABD tahvil getirileri salı günü yeniden yükselişe geçti. ABD 10 yıllık getirisi 19 bas puan, 2 yıllık getirisi 10 bas puan yükseldi. Aralarında Goldman Sachs'tan Jen Hatzius'un da olduğu 9 ekonomist Fed'in faiz artışına ara vereceğini tahmini yaptı. Nomura Securities ise bankacılık krizi başlarında Fed'in faizi 25 bas puan indireceğini öngörmüştü. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Nisan ayı içinde Karadeniz gazını Filios Doğalgaz işletme tesisine getireceklerini açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filios Doğalgaz işleme tesisini ziyaret etti. İlk fazı tamamlanmak üzere olan proje hakkında açıklamalarda bulunan Dönmez, yerli gazın Nisan ayı içinde Filios Doğalgaz işleme tesisine getirileceğini ifade etti. Nasipse milletimizin de bizim de ekibimizin de sabırsızla beklediği an artık yaklaşıyor. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde, Nisan ayı içerisinde Karadeniz gazını arkamda görmüş olduğunuz Filios Doğalgaz Kara işleme tesislerine getireceğiz. Çalışmaların deprem bölgesine verilen arama kurtarma desteği sebebiyle aksadığını ancak şu anda projenin tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti. Yaklaşık şu anda kara ve denizde 8000 civarında insanımız yüksek bir gayretle, olağanüstü bir çabayla da çalışmalarını gece gündüz demeksizin de aralıksız devam ediyorlar. Açıklamasında tesis projesinin 85 milyon için ortak bir değer olduğuna dikkat çeken Dönmez, çalışmaların bu bilinçle tamamlanacağını dile getirdi. NATO ülkelerinin 2022'de yaptığı savunma harcamaları önceki yıla göre artış göstererek 1,17 trilyon dolara yükseldi.
NATO kendisine üye olan ülkelerin detaylı olarak savunma harcamalarını içeren raporu yayımladı. 2021'de 1.15 trilyon dolar olan savunma harcamaları 2022'de tahmini cari rakamlara göre 1.17 trilyon dolara çıktı. NATO'nun gayri safi yurt içi hasılasının en az %2'sini savunmaya ayırma hedefini geçen yıl 7 üye tutturdu. Bu ülkeler ABD, Yunanistan, Litvanya, Polonya, İngiltere, Estonya ve Letonya oldu. 2014 Yunanistan, ABD ve İngiltere gayri safi yurt içi hasılasının %2'sinden fazlasını savunmaya ayırmıştı. Cari fiyatlarla ilk sıradaki ABD'nin 2022'deki savunma harcaması 821 milyar dolar olurken, onu 67.7 milyar dolarla İngiltere, 60.9 milyar dolarla Almanya, 52.4 milyar dolarla Fransa, 30.4 milyar dolarla İtalya ve 28.1 milyar dolarla Kanada takip etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, raporun tanıtımı için düzenlediği basın toplantısında savunma harcamalarının Avrupa ve Kanada'da 8 yıldır üst üste arttığını söyledi. Harcamaların cari olarak geçen yıl %2.2 arttığını kaydeden Stoltenberg, birçok NATO ülkesinin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından harcamaları ciddi şekilde artırma taahhüdü yaptığını hatırlattı. Kamu bankaları sermaye artırımı yoluyla likiditelerini güçlendirmeyi ve kredilere kaynak sağlamayı planlıyor. Haberin detaylarını izliyoruz şimdi. Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye Varlık Fonu'na tahsisli hisse satışı yoluyla çıkarılmış sermayelerini artıracaklarını kamuoyu aydınlatma platformu üzerinden açıkladı. Halkbank'ın KAP'ta yer alan resmi açıklamasına göre bankanın halen 4.97 milyar lira çıkarılmış sermayesi bulunuyor. Mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak artırıma konu hisse senetleri 30 milyar lira satış hasılatı elde edilecek şekilde Türkiye Varlık Fonu'na tahsisli olarak satılacak. Satıştan sağlanacak fonun daha sonra belirlenecek satış fiyatı üzerinden hesaplanacak nominal tutar kadarı banka sermayesine nakit olarak eklenecek. Vakıfbank'ta halen 7.11 milyar lira olan çıkarılmış sermayesini aynı yolla ve 32 milyar lira satış hasılatı elde edilecek şekilde Türkiye Varlık Fonu'na tahsisli olarak artıracak. Banka oluşacak fonun daha sonra belirlenecek satış fiyatı üzerinden hesaplanacak nominal tutar kadarını sermayeye nakit olarak ekleyecek. Bankalardan yapılan açıklamalara göre söz konusu sermaye artırımları kayıtlı sermaye tavanları içinde kalacak şekilde gerçekleştirilecek. Öte yandan basında yer alan haberlere göre Ziraat Bankası da çıkarılmış sermayesini 45 milyar lira artırmayı planlıyor. Haber yayına hazırlandığı zamana kadar bankadan bu yönde resmi bir açıklama yapılmadı. KAP'ta yer alan açıklamalara göre bankalar sağlanacak fonları reel sektöre ve bireysel müşterilere verilecek krediler için kaynak oluşturmakta ve olası risklere karşı likiditelerini güçlendirmekte kullanılacak. Ziraat Bankası 300 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı. Türkiye'nin en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası 300 milyon dolar tutarlı sendikasyon kredisi sağladı. Dış kaynağın süresi ise 3 yıl olarak belirlendi. Bankanın konuya ilişkin açıklamasına göre söz konusu kaynak döviz likidite temini ile borçlama vadesinin uzatılmasını sağlayacak. Zorlaşan finansman koşullarının rahatlatılması ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın desteklenmesinde de kullanılacak. Açıklamada küresel piyasalardaki sıkılaşan koşullara rağmen gerçekleştirilen işlemin bankanın kredibilitesinin yanı sıra güçlü muhabir banka ağı ve uluslararası finans sistemine olan entegrasyonunu teyit ettiği vurgulandı. Almanya, ekonomik bağlılığı azaltmak için Çin'e olan ihracatını kısıtlamayı değerlendiriyor. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkesinin Çin'e ekonomik olarak daha az bağımlı hale gelmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu doğrultuda ABD'nin Pekin'e yönelik çip kısıtlamalarını anımsatan Habeck, Almanya'nın da ihracatta kısıtlamalara gidebileceğini söyledi. Bu kısıtlamaların her konuda olmaması gerektiğini, ancak bazı kritik sektörlerde katı davranabileceklerini vurgulayan bakan, özellikle teknoloji liderliğini kaybetmemeleri gerektiğini altını çizdi. Habeck, Almanya'nın 5G ağından Çinli Huawei şirket tarafından üretilen telekom ürünlerinin basitçe çıkarmanın mümkün olmadığını da eklediği konuşmasını, gelecekte bu durumdan da kaçınmaları gerektiğini belirterek sonlandırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Emekliler Derneği'nde emekli aylığı ve bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sayın Genel Başkan'ın belirttiği 5500 lira ile bugün 5500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını, buna vurgu yaptığını birlikte gördük. Ben de aynı fikirdeyim. Bununla ilgili alternatif çalışmaları,
biz yaptık. Hemen EYT'den sonra yaklaşık bundan bir aydan fazla bir süre önce yapacağım ziyarette bunları kamuoyuna açıklayacaktım ama söylediğim sebepler de bugün belirtiyorum. Bu çalışmaları, alternatif çalışmaları yani en düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var. Bunun yanında işte emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var. Bütün bunları birlikte değerlendiren alternatif bir çalışmamız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak. Emeklilerin hiç olmasa bu yıkıcı, tahrip edici enflasyonun şartlarını ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi ayrıntılı bir şekilde zaten ben çalıştım. Bunu deprem bir müddet, depremin etkisi ve depremle ilgili çalışmalardan dolayı bir müddet bu ertelenmiş oldu. Ama ben bu hafta içerisinde ve en geç önümüzdeki hafta başında Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. Nihayet bütün bu karar süreçlerinin siyasal sorumlusu başkanlık sisteminde Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. O bugüne kadar bu bahsettiğim 3600 EYT, sözleşmeli personel, bugünlerde mecliste olan geçici işçiler, bütün bu konularda sosyal devletin sorumluluğunu bilinciyle Sayın Cumhurbaşkanımız bu politikaları destekledi. İnanıyorum ki emeklilerin beklediği, onları daha rahat nefes alacak, bugünkü tahribatın, ekonomideki enflasyonist tahribatın karşısında onları daha koruyacak önerilerimizin de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu değerlendirileceğini ümit ediyorum. Tahmin ediyorum bu çalışma bütün emeklilerin hayatında ciddi bir rahatlama sağlayacaktır. Avrupa Merkez Bankası Denetim Kurulu Başkanı Andrea Enria, Euro bölgesindeki bankaları hazırlıksız yakalanma riskine karşı uyardı. Avrupa Merkez Bankası Denetim Kurulu Başkanı Andrea Enria, ECB'nin bankacılık denetimiyle ilgili yıllık rapor sunumunda finans kuruluşları için kritik bir uyarı yaptı. Enria, kurumları belirsiz ekonomik durum karşısında tetikte olmaya çağırdı. Bankaların fon kaynaklarına dikkat etmezlerse artan faiz oranlarına hazırlıksız yakalanma riskiyle karşı karşıya kalacaklarını ifade etti. Enria, Euro bölgesi bankalarının sağlam olduğunu fakat bankalarda risk kontrolü konusunda yeterince ilerleme görülmediğini vurguladı. Para politikasındaki sıkılaşma göz önüne alındığında bankaların likidite ve finansman risklerinin daha yakından takip edilmesi gerekeceğini vurguladı. Avrupa Bankacılık Otoritesi Başkanı José Manuel Campa ise Avrupa Birliği'ndeki bankaların piyasa şoklarıyla başa çıkmak için yeterli likidite tutmakta olduklarını belirtti. Ancak Campa, faiz oranlarının artmakta olduğu ortamda bankaların gevşememeleri, rahatlama içine girmemeleri gerektiğini ifade ederek bizim uyanık, tetikte olmamız gerekli diye konuştu. Almanya Merkez Bankası Bundesbank da sürece ilişkin Mart ayı raporunda resesyon beklentisini ele aldı. Rapor özellikle tüketiciyle ilgili sektörlerin halen inatçı yüksek enflasyondan ve tüketimin kısıtlanmasıyla Alman ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde daralacağı işaret edildi. Bundesbank Başkanı Nagel ise Euro bölgesi faiz belirleyicilerin dirençli, inatçı olmaları gerektiğini vurguladı. Enflasyonla mücadele için borçlanma maliyetlerini yükseltmeye devam etmeleri gerektiğini ifade etti. Evet, İngiltere'de enflasyon verileri beklentilerin çok üstünde gelerek endişe yarattı. İngiltere'de tüketici enflasyonu Şubat ayında beklenmedik bir artış göstererek %10.4'ü yükseldi. Ocak ayında yıllık %10.1 olan tüketici fiyatlarının %9.9'a gerilemesini bekleyen ekonomistler, 4 aydır ilk kez yükselen enflasyonun Merkez Bankası'nı hayal kırıklığına uğratabileceğini belirtti. Ülkede Şubat ayında çekirdek enflasyonu %6.2'ye yükseldi. Tüketici fiyatları Şubat ayında bir önceki aya göre %1.1 artarken, çekirdek fiyatlar bir önceki aya göre %1.2 yükseliş gösterdi. Şubat 2023'te yıllık tüfe enflasyonu oranına yukarı yönlü en büyük katkılar konut ve ev hizmetleri ile gıda ve alkolsüz içeceklerden geldi. TÜFE aylık bazda Şubat 2022'deki %0.7'lik artışa kıyasla Şubat 2023'te %1.0 arttı. Ukrayna yaklaşık 15,6 milyar dolarlık finansman paketi için Uluslararası Para Fonu'yla anlaşma sağladı.
Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Ukrayna 15.6 milyar dolarlık finansman paketi için IMF ile anlaştı. Uluslararası Para Fonu'ndan yapılan açıklamada IMF misyon heyeti ile Ukraynalı yetkililerin finansal istikrarı ve ekonomik toparlamayı destekleme dahil 48 aylık bir fon sağlanması konusunda teknik düzeyde uzlaştığı bildirildi. Ukraynalı yetkililerin talebi üzerine Gavin Gray liderliğindeki IMF heyetinin 8-15 Mart tarihlerinde Varşova'da Ukraynalı yetkililerle 4 yıllık bir ekonomik program hakkında görüşmelerde bulunduğu aktarıldı. Finansman paketinin yaklaşık 15.6 milyar dolar büyüklüğünde olduğu belirtilen açıklamada söz konusu ekonomik programın IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun onayına tabi olduğu ve kurulun gelecek haftalarda değerlendirmesini beklendiği kaydedildi. Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna ve IMF arasında yeni ekonomik program üzerinde sağlanan anlaşmaya ilişkin yazılı bir açıklama da yaptı. Ukrayna'nın reform çabalarını desteklemek için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Yellen, ABD ve ortaklarının sağladığı ekonomik yardımı da destekleyeceğini ifade etti. Amerika'nın Hazine Bakanı Yellen'dan küçük bankalara destek sinyali geldi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, küresel ekonomide risk iştahını artıran bankacılık sektöründeki gelişmelere ilişkin bankacılık sistemimiz biraz baskı altına girmesine rağmen sağlam dedi. Yellen, yaşananların 2008 finansal krizinden farklı olduğunu söyledi. 2008'de bir ödeme gücü krizi olduğunu dile getiren Yellen, son yaşananların ise bulaşıcı bir bankadan kaçış olduğunu aktardı. Küçük bankaların yayılma riski olan mevduat çıkışlarıyla karşılaşmaları halinde müdahale edebileceklerini söyleyen Yellen, halkın bankacılık sistemine güvenmesi gerektiği çağrısını yaptı. Goldman Sachs Grup Başkanı Can Waltron ise konuya ilişkin küçük bankaların daha sıkı düzenleme, denetim için hazırlanmaları gerektiğini belirtti. Bazı küçük bankaların daha fazla sermaye ihtiyaçları olduğunu ifade etti. ABD bankacılık sisteminde yaşanan olayların 15 yıl öncesindeki finansal krizden farklı olduğunu ifade eden Waltron, en önemli konu müşterilerin küçük ve bölgesel bankalarda mevduatların güvencede olduğuna güvenmeleri dedi. Waltron, en azından kısa vadede piyasa oynaklığının yüksek kalmaya devam etmesini beklendiğini vurguladı. Piyasayla devam edeceğiz. Rakamlara bakacağız efendim. Bu kadar haber verisi sonrası %1'in üzerinde ancak yine de 5000 puan seviyesinin altında bir Borsa İstanbul. BIST 100'ü okuyoruz. Dün %1,4'e yakın bir gerileme vardı. Belki de son günlerde yaşadığı aslında en oynak günlerden birisini geride bırakıyoruz. Seçim öncesi süreçte borsada oynaklığın fazla olabileceği düşüncesi ağırlıklıydı ki bunu da gerçekten yaşayarak görüyoruz. BIST 50'de 4463, BIST 30'da ise 5454'lü seviyeler var. 4950 seviyesinin altında kaldığı sürece endekste 4700'lü seviyeler şu an için satış ağırlıklı olabilir. Buraya kadar gerileme gösterebilir riskini ortaya koyuyor. Bu da kulağımızın bir kenarında kalsın efendim. Bugün özellikle Lagarde'ın konuşmaları, akşam Fed kararı ve Powell'ın mesajları önemli. İçeride ise siyasi taraf, siyaset yine etkin. Evet, kredili işlemlerden böyle seviyelerde biraz daha korunmakta fayda var gibi görünüyor. Genelde stratejistlerin yorumu efendim, biz de buradan aktaralım. Dolar TL 19,04, 20,53, Euro TL, Pound TL 23,32'ye yakın, İsviçre Frangı TL 20,60, Sepet Kur 19,77 yatayı an itibariyle işaret ediyor ve yine devam ediyoruz. Küresel taraftaki gelişmeleri de aktaracağız. Asya borsalarında aslında FED öncesi bir pozitif görünüm vardı. Kapanışlar gerçekleşti. Şimdi gideceğiz Amerika'ya, Avrupa'ya, buradaki tahvil fiyatlarına. Getirileri 4,22 yıllıklar işaret ediyor. Dün yukarı doğru iki tarafta hem 2 yıllıklar hem 10 yıllıklarda tahvil faizlerinde yükseliş vardı. 3,60 10 yıllıklar, 30 yıllıktaysa 3,73. ABD vadileri biraz daha yatay seyrediyordu. Bakacağız ona şimdi, gideceğiz ama Fed'in 25 bas puanlık faiz artırması beklentiler arasında. 50 bas puan önce fiyatlamıştı, sonra 25 bas puana düştük ki bunun düzeltmelerini riskli piyasalar dahil yapıldı. Sonraki döneme ilişkin politikalardaysa belirsizlik hakimiyeti bir önceki haftaya göre arttı. Dow Jones 32.788, 4.032, S&P 500, Nasdaq ise 12.875 puan seviyesiyle günü devam ettiriyor.
Bankacılık krizi hala etkin ama bunun bir domino etkisi olacak mı, olmayacak mı? Önümüzdeki dönem ve aynı zamanda bize katılan katılımcılarımızın uzmanlık alanlarına göre soruyor olacağız. Piyasa beklentisi dedik 25 bas puan ama bankaların bu denli riskleri bakalım bu 25 bas puanla birlikte sonraki dönemlerde başka bir şekle, tekrar büyük bir riske içine girecek mi, girmeyecek mi? Bu da en çok konuşulan konular arasında görülüyor. Avrupa tarafı %0,3'lük yükseliş, 4202 Euro Stoxx 50 Endeks ortalaması, İngiltere negatif ayrışıyor diyelim. Devam edelim. Şimdi yılın ilk çeyreğinin en önemli gelişmelerinden biri kabul edilen bu Fed'in para politikası beyanatı. Hafta ortasında gerçekleşiyor. Yani bugün Fed Başkanı Powell'ın bir önceki hafta Senato'da özellikle yaptığı konuşmayı hatırlayalım efendim. Bu senaryolar dahilinde olan 50 bas puanlık faiz artırım ihtimalini ana beklenti haline getirmişti. Ancak sonrasında Silicon Valley Bank ve buradan aslında patlak verip Credit Suisse, First Republic Bank'la beraber devam eden bankacılık krizi tahvil piyasasında hareketliliği arttırarak beklentilerin yere basan bir istikrar kazanmasını maalesef engelledi. Buradan fayda gören bir altın da var. Altın onsu 1940 dolara kadar yukarıda şu an için yeter görünüm olsa da burayı zorluyor. 70 dolarlı seviyelerin altını gören Brent tekrar bir toparlanma. 75 dolara çıktı. Yahan petrol varil fiyatı 70 dolarla diyelim ki bu seviyelerde biraz da 70 doların hemen altında işlem görüyor. Ek olarak aslında yılın ortasından itibaren Fed'in faiz indirimine başlayabileceği ihtimali ağırlık kazanmıştı demiştik ama artık beklentiler daha farklı olacak. Bugün yeni beklenti şekillenecek. Yeni beklentileri şekillendiren bir Powell konuşması izliyor olacağız. Krizin yayılma etkisinin ne kadar devam edeceği ise gerçekten kestirmek güç. Ama bakalım konuklarımız bununla ilgili tahminlerini, beklentilerini ve raporlarını aktaracak bizlere. Projeksiyonlar önümüzdeki döneme ilişkin faiz, büyüme ve enflasyon beklentilerinde içeriği bunların beklentilerini şekillendirecek. Evet, İngiltere tarafı da çok şaşırtmıştı, hatırlayalım. Biraz da burada İngiltere'nin enflasyon verileri beklentilerin çok üzerinde geldi. O da şaşırttı. Bakalım İngiltere Merkez Bankası'nın alacak olduğu kararlar da nasıl bir şekillenme olacak. Piyasa beklentisi enflasyon Şubat ayında yıllık bazda %10 altına inebileceği yönünde. Ama bu gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Önümüzdeki dönem göreceğiz. Evet, altın olsun okumuştuk, Brent'i de okuduk. Şimdi son kriptoya bakalım. Bitcoin, yani herhalde bu en belirsiz ortamda fayda gören, risklerin arttığı ortamlarda fayda gören tek riskli piyasa diyebiliriz. Yani Bitcoin tarafında gerçekten bu hafta bolca beslendi kendini. 25 bin doların üzerine attı, kalıcılık sağladı. An itibariyle 28.300 doların üzerinde el değiştiriyor. 1800 dolarda Ethereum okuyoruz. Bunun da bakalım hedefi 2000 dolar ama bir haber akışı daha bankacılık kriziyle ilgili gelirse büyük ihtimal olabilir. Çok rahatlıkla hatta o seviyelere gelebilir ama akşamki açıklamalar ve beklentiler bankacılık krizinde hafiflerse bu tarafta da yatırımcıların gerçekten dikkatli olması gereken bir nokta diye düşünüyoruz diyelim ve konuklarımıza geçelim. Evet, kısa bir ara yapacağız. Aradan sonra Meryem Gürsoy, Aile ve Yatırım ve Satış Pazarlama Müdürü bizlerle olacak. Sonrasında Doçent Doktor Ali Osman Balkanlı, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi bizlere makro verileri, gelen verileri ve beklentilerini değerlendirecek. Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor efendim. Hemen gideceğiz şimdi konuğumuza Meryem Gürsoy bizlerle birlikte. ALB Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü. Meryem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Öncelikle sizden
Amerika'nın gündeminde olan Fed'in kararlarının bugün yine tekrar şekilleneceğini konuşacağız. Aslında bir önceki toplantıda gerçekten önemli bir çerçeve çizilmişti. Piyasada fiyatlamalar, oynaklık artık biraz daha stabil hal almıştı. Ama bu bankacılık kriziyle birlikte tekrar bir değişim, beklenti ve belirsizlik hakimiyetini sürdürüyor. Hem bankacılık krizinin domino etkisiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Aynı zamanda Fed ve kararları sizce nasıl şekillenecek, kurum olarak raporlarınızı dinleyelim. Buyurun. Şimdi aslında sizin de bahsettiğiniz gibi bundan birkaç hafta öncesinde Fed'in bu toplantıda 50 bas puan faiz artırımına gider miye konuşuyorken şu anda piyasa 25 bas puan mı, pas mı geçecek, hatta faiz indirimi bekleyen bir kesim de var. Şu an bu konuma geldik. Tabii bunun sebepleri de var. Sizin de bahsettiğiniz gibi ABD tarafında patlayan bir bankacılık krizi var ki onun da bir yansıması Avrupa tarafına da yansıdı. Dolayısıyla bu etkileri de göz önünde bulundurursak bu akşam Fed'in işi aslında oldukça da zor diyebiliriz. Evet. Çünkü burada hangi tarafı önceliklendirecek Fed? Yani enflasyon tarafı mı, fiyat istikrarı mı onun için önemli olacak, yoksa bankacılık krizini mi önceliklendirip ona göre hareket edecek? Bunu aslında akşam takip ediyor olacağız. Genel olarak piyasanın beklentisi 25 bas puanlık bir faiz artırımı yönünde ama şu da konuşuluyor piyasada. Eğer Fed bu toplantıda pas geçerse piyasaya vereceği mesaj, yani pas geçmesi sebebiyle piyasaya vereceği mesaj da bu noktada önemli olacak. Çünkü burada ekonominin direncine ve bankacılık sistemine güvenmiyor mesajı gelebilir mi söylemleri de var. Dolayısıyla akşam aslında tüm bu soruların cevabını hem faiz kararının neticesinden sonra ve sonrasında da Powell'ın konuşmalarından vereceği mesajlardan takip ediyor olacağız. Evet. Ama genel olarak bizim kurum olarak beklentimiz 25 bas puanlık bir faiz artırımına gitmesi yönünde. Burada tabii karar metni olacak. Çünkü karar metninde devam edecek faiz artışı söylemi kalkacak mı? Ve sonrasında da daha yumuşak ve daha güvercin tonda bir açıklamalar gelecek mi? Hı-hı. Bu piyasanın şekillenmesi açısından, fiyatlamalar açısından da oldukça önemli. Diğer taraftan bankacılık krizi ilk önce Silikon Vadisi ile başladı. Evet, gelen müdahalelerle, o taraftan gelen açıklamalarla bunun toparlandığını, mevduatların bu noktada güvence altında olduğu haber akışlarını aldık ve bunlar da zaten aslında piyasanın bir miktar toparlanmasını sağladı. Bugün ABD tarafında tüm mevduatlara koruma altına alınır mı konusu konuşuluyor ki yine Senato toplanacak Silikon Vadisi'nin batışıyla ilgili. Bunlar da tabii baktığımız zaman aslında piyasaların toparlanması için o taraftan gelen olumlu adımlar diyebiliriz. Ama hala piyasalarda şu endişe de var. Çünkü küçük bankalar var, yani küçük bankalardan mevduat çıkışları olursa bu tabii o bankaların da bu noktada bir kriz içerisine girip girmeyeceği endişesi de hala piyasada bir miktar mevcut diyebiliriz. Gerçi bu noktada yine Yalın'ın açıklamaları vardı. Küçük bankaları da koruma altına alabiliriz şeklinde açıklamalar var. Dolayısıyla akşamki kararda dediğim gibi kurum olarak ve piyasanın genel beklentisi de Fed'in 25 bas puanlık bir faiz artırımıyla günü sonlandırması diyebilirim. Evet, 25 bas puanlık bir faiz artışının dolar endeksi. Artık bunlar fiyatlandı ama riskli piyasa S&P 500'ün özelinde bir tepki nasıl beklenmeli? Riskli piyasalarda yurt içinde biraz daha dikkatli, temkinli olunması gerekiyor diyoruz ama biz paralelinde mi gidiyoruz, gitmiyoruz? Biraz da buradan yola çıkarak Borsa İstanbul'un küresel bağlantısını dinleyelim sizden. Buyurun. Şimdi bizde zaten bizim bir kendi iç dinamiklerimiz var. Ona birazdan değineceğim ama diğer taraftan küresel taraftaki yaşanan bu krizin içeriye bize yansıması oldu, sirayet etti. Çünkü bizim tarafta da borsa tarafında da zaten endekste bir yükseliş ivmesi olduğunda kar realizasyonları gelmesini zaten bekliyorduk. Dolayısıyla da küresel tarafta yaşanan bu kriz ve o taraftaki hisse senetleri tarafındaki geri çekilme de aslında içeride bizde bir satış bahanesi olarak kullanıldı diyebiliriz. Tabiri caizse. Ama diğer taraftan baktığımız zaman bizim kendi iş dinamiklerimiz var. Şimdi bir çok yakın zamanda doğal bir felaket ve deprem geçiren bir ülkeyiz. Dolayısıyla bunun zaten etkileri üzerimizde ve uzun sürede üzerimizde olmaya devam edecek gibi görünüyor.
Diğer taraftan seçim sürecindeyiz. Dolayısıyla da siyasi taraftan gelebilecek olağanüstü herhangi bir hareket ya da olağanüstü haber akışı içeride bizdeki fiyatlamaları da bu noktada çok tetikleyici olabilir ki bunu geçtiğimiz günlerde gelen haber akışlarının nasıl içerideki fiyatlamalar üzerinde sert etkiler yarattığını da görüyoruz. Dolayısıyla bizim genelimize bakacak olursak zaten baktığımızda da her yukarı çıktığında aslında kafasına darbe yiyen bir endeks var diyebiliriz bu noktada. Seçim sürecinde olmamızı da göz önünde bulundurursak ben çok fazla hareketin olmadığı, hatta teknik olarak seviye vereceğim yukarıda 5200 seviyesi, bu seviyenin güçlü bir işlem hacmiyle geçilemediği sürece de geri çekilmelerin daha muhtemel olduğunu düşünüyorum hisse tarafından. Peki Borsa İstanbul performansını biraz bizim de yine kendi iç dinamiklerimize göre sektör ayrımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü BIST 100'ün dışındaki hisselerde zaman zaman ciddi bir kendi içindeki dinamiklerde de ayrışmalar var. Yeni halka arzların tepkisi Borsa İstanbul performansına farklı yansıyor. Hacimsel tarafı yeni, risk algısı düşük, küçük yatırımcı farklı bir karakterden aslında bahsediyoruz Borsa İstanbul için. Biraz bu noktadan da dinleyelim sizden. Buyurun Meryem Hanım. Evet, şimdi burada şunu önce sektörel bazı şunu konuşabiliriz. Deprem geçirdik. Bundan bahsettik aslında biraz evvel. Dolayısıyla burada kendi iç dinamiklerimiz sebebiyle önümüzdeki günlerde ya da uzun vade için, uzun vade yatırımcısı için konuşabilirim. Burada inşaat sektörü, taş toprak olabilir, perakendecilik, gıda sektörü. Bu sektörler uzun vadeli yatırım için bu noktada belki biraz daha ön plana çıkabilir. Ama senin de söylediğin gibi endekse baktığımız zaman aslında BIST 100 dışında ki kalan senetlerde de hisse bazı hareketlilikler de görebiliyoruz. Çünkü şöyle bir durum var. Yani şimdi bir bilanço dönemindeydik. Bilanço dönemi de bitti. Dolayısıyla oradaki beklentiler de bitti. Bir miktarda borsaya gelen satışların aslında küçük de olsa bilanço döneminin bitmesi, oradaki beklentilerin bitmesinin de etkisi var olduğunu düşünüyorum en azından. Ama biz 100 dışında kalan küçük senetlerde de yine bakıldığı zaman aslında uzun vadede yatırım yapılabilecek, yani spekülatif hisseler dışarısında bunu söyleyebilirim, beklentisi olan hisselere yatırımın arttığı. Yine senin de söylediğin gibi halka arzlar ki sene başından beri birçok halka arzda yine piyasa şahit oldu. Dolayısıyla halka arzlara gelen küçük yatırımcılar, bunlar da tabii bu noktada piyasanın şekillenmesine destek veriyor diyebilirim. Peki hemen altın ve petrol, yani ters korelasyon içerisine giren dolarla birlikte bir emtia tarafında kıymetli metal altını konuşalım. Gümüşü özellikle portföylerde bu belirsizlik ve artan riskle beraber alınması gerekiyor mu? Biraz kendimize şu an için her ne kadar riskli piyasalardaki getiri oranı yüksek de olsa bir tarafta siyah kuğunun her zaman olacağını düşünüp bu taraftan bir güvenli liman oluşturulmalı mı? Orta derece risk algısı olanlar için petrolün de seyriyle ilgili beklentiniz nedir? 70 doların altını test etti. Bu nasıl bir risk teşkil eder petrol cephesinde? Şimdi önce altından bahsedeceğim. Çünkü altına baktığımız zaman bu bankacılık kriziyle beraber güvenli liman talebinin ki altın piyasada böyle biliniyor. Dolayısıyla da o tarafta bir fiyatlarda ciddi anlamda bir agresif hareketin olduğunu gördük. Ama sonrasında ne oldu? Yine alınan önlemler, işte gelen haber akışları, bir miktar bankacılık krizinin toparlandığı gibi diyeyim. Bu haber akışları altında geri çekilmelere sebep oldu. Şimdi açıkçası hem altın hem de petrol için yorumumu aynı şekilde yapacağım. Akşamki toplantı, yani Fed'in faiz kararı ve sonrasında Powell'dan gelecek açıklamalar bu noktada onların fiyatı seyri açısından da önemli olacak. Çünkü senin de söylediğin gibi ters bir korelasyon var. Dolayısıyla da burada eğer ki Powell zannetmiyorum ama pas geçtiğini düşünürsek bu noktada altın ve petrol fiyatlarındaki özellikle altın tarafında ciddi bir hareketlenme olabilir. Ama zaten piyasanın beklentisi genel olarak 25 bas puanlık bir faiz arttırma yönde olduğu için şu anda altının fiyatına da baktığımız zaman zaten altının fiyatında da temkinli işlemler olduğunu görüyoruz. Bu noktada açıkçası çok fazla bir hareketlilik olacağını düşünmüyorum. Ama biraz evvel de konuştuğumuz gibi bu kriz
bankacılık krizi ufak ufak daha da yayılmaya başlarsa ve o tarz haber akışları görürsek bu noktada altında tekrar 2000 dolar seviyelerinin üzerinde fiyatlanma olasılığının da yüksek olabileceğini söyleyebilirim. Evet ve şöyle biraz da aslında emtia cephesinde doların yönünün değişmesiyle birlikte gıda, sanayi, bu tarz emtialarda majör değişim beklediğiniz noktalar nelerdir? Petrol ve biliyoruz ki dolar burada lokomotif olma özelliğini taşıyıp enflasyonla mücadelede özellikle gıda emtiasında yakın takip etmemiz gerekiyor. Bir, bu noktadan da bir değerlendirme alalım sizden. Şimdi tabii enflasyonla mücadele hem Avrupa tarafında hem ABD tarafında o hedef üzerinde hareket edildiğinin ki bugün Lagarde'ın açıklamaları da vardı yine. Dedi ki bizim şu anki şeyimiz enflasyonda bir geri çekilme görmüyoruz. %2'lik enflasyon hedefimiz hala devam ediyor. Ama eğer olağanüstü bir durum görürsek yani müdahale etmemizi gerektiren bankacılık kriziyle ilgili diyelim. Müdahale etmemizi gerektiren bir durum olursa da biz de buradayız mesajını verdiler. Diğer taraftan dediğim gibi ABD tarafında da bugün hangi taraf önceliklenecek? Yani bankacılık krizi mi yine enflasyon fiyat istikrarı hedefi mi? Oradaki durumun şekillenmesi de yine petrol fiyatları açısından bu noktada önemli olacak. Çünkü dolar endeksinde bir güçlenmeyle karşı karşıya kalırsak petrol fiyatlarında tekrar bir geri çekilme mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Ama genel olarak baktığımız zaman piyasalarda petrolde zaten yeterince bir geri çekilme olduğunu da biliyoruz bu noktada. Ama dolar endeksinde herhangi bir geri çekilme olmazsa petrol fiyatlarında da bir miktar toparlanma olabilir. Ve şöyle son olarak da aslında genel bir euro-dolar paritesi, para birimlerinin dolar karşısında, gelişmiş ülke para birimlerinin dolar karşısındaki parite tepkilerini dinleyelim. Var mıdır orada da değişim gösterebilecek noktalar? Yani açıkçası yine aynı şeyi söylemek durumunda kalacağım. Çünkü her euro-dolar şey paritesi de evet hep oraya çıkıyor. Yine dolar endeksinin yönü bu noktada euro-dolar paritesi için de önemli olacak. Yani aslında baktığımız zaman son dönemlerde yaşadığımız fiyatların da çok efektif olduğunu da söyleyebiliriz. Evet. Çünkü bir anda altının işte 2000 dolar seviyelerine doğru hareketi sonra tekrar 1950'lerin altında geri çekilmesi şu an içinde bulunduğumuz durum aslında çok da fiyatların da çok realistik olduğu bir dönemde olduğunu düşünmüyorum ama akşamdan sonra euro dolar paritesi içinde en azından doların yönü, dolar endeksinin yönü netleşirse ya da oradan gelebilecek yön akışının ne olduğunu piyasa netleştirdikten sonra çok daha oturmuş bir fiyatlara ulaşabileceğimizi söyleyebilirim sadece. Çok teşekkür ediyorum Meryem Gürsoy. Değerli katkılarınız için. İyi. Sağ olun. Evet, aile bir yatırımı uğurladık. Gideceğiz. Doçent Doktor Ali Osman Balkanlı, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. Ali Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben biraz şimdi Fed'i evet konuşacağız. Bugün en önemli karar bu hafta beklentiler, bu ayın beklentileri diyeceğiz ama ben İngiltere'de şaşırtan, hala yüksek gelen, beklentilerin haylice üstünde gelen enflasyondan bahsetmenizi isteyeceğim. İngiltere'yi şöyle biraz o bölgenin lokomotifi olarak düşünecek olursak, İngiltere'de bu denli olan bir faiz oranı aşağıda diğer kalan ülkelerde nasıl bir tepkiye yol açar? Avrupa Birliği'nin dışında her ne kadar olsa da şu an bir tane konuşmalarda yine bir Avrupa ülkesi olarak değerlendiriyoruz İngiltere'yi ama resesyon, stagflasyon noktası burada yoğunlaşmaya başladı mı? Bu bankacılık krizi bunların habercisi mi değil mi? Bu açıdan sizden yorum alalım. Buyurun. Önce şunu söyleyelim. Yani enflasyonun olduğu bir ortamda resesyon değil belki bahsedeceksek stagflasyondan bahsedebiliriz. Değil mi? Hatırlarsanız bir sene öncesinden beri ben yani dünya ekonomisinde resesyon şu anda yok herkesin öyle demesine rağmen demiştim. Çünkü mantık burada şuydu. Talebin olduğu bir ortamda resesyonu beklemek çok zor. Bazı malların, girdilerin, metallerin fiyatlarında gerileme olabilir ama bu bize toptan baktığımızda makro düzlemde bir resesyonu anlatmaz. Bazı ürünlerde bu tabii ki daha önceki fiyat yükselişleriyle de ilintilenerek söylenebilir, düşünülebilir. Bu bağlamda şu ana kadar görünen o ki resesyonu daha pek görmedik. Evet, bazı malların, bazı girdilerin fiyatlarında gerilemeleri ise gördük. Mesela demir, çelikte ve benzeri gibi. Hatta altında da kıpırdanmalar olsa bile bu yeterince tatmin edici olmuyor. Yaşanan bütün gelişmelere karşın, hatta uzaktan geriden bakarsak Ukrayna Savaşı bile bu
altında çok beklenen hareketi sağlayamadı. Şu anda yaşadığımız olaylar nedeniyle de, Amerika'daki olaylar nedeniyle de altın uçacak kaçacak derken çok fazla bir şeyi göremedik işin aslında. Yani bu noktadan baktığımızda şunu çok net söyleyebiliriz. Dünya ekonomisinde, COVID sonrasında başlayan süreçte, belki COVID'in de sosyoekonomik davranışlara etkisinin bir yansıması olarak taleplerde daralmalar net olarak görülemiyor. İngiltere'de de aslında aynen yaşanan bu durum. Faiz artışlarının ortaya çıkması bu talepleri daraltmaya yetecek mi? Kuşkusuz etkisi var ama faiz oranlarındaki artışlar talepleri öldürücü, çok değişik bir sözcük olacak bu ama öldürücü etkisi yok. Belki bir miktar daraltabiliyor. İngiltere'de de şu anda gördüğümüz o. Yani bu trend nasıl olur bundan sonra dersek, yani makroekonomik olarak ve buna sosyal psikolojiyi de bilimsel verileri itibariyle eklediğimizde, içine kattığımızda benim düşüncem bu talep canlılığı bir biçimde devam edecek diye düşünüyorum. İngiltere için de, bence Amerika için de devam edecek. Aslında diğer taraftan baktığımızda İngiliz ekonomisinin canlılığını bir şekilde koruduğunu görebiliyoruz. Ama bunu Avrupa için söylemek mümkün mü? Ya şu anda çok mümkün değil. Geçen de Avrupa Merkez Bankası da faizleri arttırdı. Özellikle Credit Suisse'in de bir olgu olarak yaşandığı ortamda. Yani buna şey de diyebiliriz, hani kuyruğu dik tutmak psikolojisi de diyebiliriz. Çünkü Amerikan bankacılık olayını da düşündüğümüzde Credit Suisse'le birlikte. Ama esas sorunsal bence burada Amerika'ya bakmak gereği. Çünkü uzun dönem diyebilir miyiz? Ortanın biraz ötesinde dönemden başlayan faiz hareketliliğinin getirdiği olumsuzlukları şu anda Amerika'da yaşamaya başladık. Bu durum kendisini bence Avrupa'da daha erken gösterebilecektir diye düşünüyorum. Ali Hocam, hemen o zaman bir FED tarafını da dinleyelim sizden. Aslında İngiltere ve Amerika Merkez Bankaları, başta tabii Amerikan Merkez Bankası, piyasa yapıcı, piyasadaki oyunu başlatan bankalar. O yüzden şöyle biraz FED tarafında dinleyelim beklentileriniz. Bu değişkenlik, 50'den 25'e düşen bir faiz oranı dışında aslında arka planda koca bir belirsizliğin yine içine düştü küresel ekonomi görünüm. Bu açıdan da bir yorum alalım. Buyurun. Burada şunu öncelikle düşünmek lazım. Bir yıldır enflasyonu düşüreceğiz moduyla Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırım politikalarının yansıması bu yaşanan olaylar, Silikon Vadisi ya da diğerleri. Bu noktadan düşündüğümüzde yükselen faiz oranları daha önce alınan tahvillerin değersizleşmesini getirdi. Bu da zararların büyümesine neden oldu ve bu noktadan baktığımızda da işte birkaç bankada kendisini gösteren sorunlu yapı ortaya çıktı. Şimdi burada öncelikle şunu söylemek lazım. Yani yaşadığımız bu olgu ne düzeyde sorunsal demeden önce şunu belirlemek lazım. Biz şu anda Amerikan ekonomisine baktığımızda 2008 krizini ve bunun travmasını yaşamıyoruz. Yani kabaca bakarsak kriz geliyor işte, batacak çökecek dünya falan diyebiliriz. Ya bunu da normal karşılamak lazım ama normal karşılamak lazım derken yani halk gözüyle baktığımızda, ama bir teknik bakışla baktığımızda şunu öncelikle net belirtelim. Daha doğrusu iki noktayı net belirtelim. Bir, yaşadığımız sorunlu ortam 2008 krizinin sorunlu ortamı değil. GDS'ler dışında diğer ögelere de baktığımızda Amerikan ekonomisi gerçekten 2008'de sorunlu bir ekonomi durumundaydı ve yaşadığı kapitalizm olgusu bir gazino kapitalizmiydi. İnsanlar paradan para kazanmayı o kadar artırmışlardı ki bu Amerikan ekonomisi açısından tam bir gazino kapitalizmini andırıyordu ve burada bir noktada ne diyelim, paradan para kazanma neredeyse toplumun bütün kesimlerine gitmişti. Gayrimenkul fiyatlarında,
değerli kağıtlarda yani menkul kıymetlerde yani ekonominin bütün alanlarında reel üretimin desteklemediği bir para kazanma süreci vardı ve bu noktada da nasıl diyelim kirli bir kapitalizm, gazino kapitalizmi vardı ve burada biz 2008 krizini gördük. Oysa şu anda baktığımızda bunu söyleyebilmek çok zor. Yaşanan krizin ana belirleyicisi bankaların ve diğer finansal kurumların 2008'deki gibi yaptığı yanlışlıklarla genişlemelerin ötesinde Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımının yarattığı daha önce alınan tahvillerin, bonoların değersizleşmesiyle gelen bir sıkıntılı ortam var. Ve burada ikinci unsur olarak şunu eklemek lazım. 2008 krizinde Amerikan ekonomi yönetimi ki burada Federal Rezerv'i öncelikli olarak ortaya koymak lazım. Krize müdahale konusunda ciddi problematik bir görüntü sergilemişti. Her şeyden önce krize geç müdahale etmişti. Ve bunun yansıması olarak da çok büyük bir likidite krizi yaşandı ve likidite krizi ekonominin reel kesimine de sirayet etti, yansıdı ve bunun sonucunda Amerikan ekonomisinde büyük bir krizi gördük. Şimdi şu ana baktığımızda ise bu açıdan Amerikan yönetiminin, ekonomi yönetiminin tavırlarına, davranışlarına baktığımızda bunun pek olmadığını görüyoruz. Bu olmayacaktır da çünkü 2008'den aldığı deneyimler var özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın ve burada da kendisini hızlı bir şekilde gösterdi. Özellikle evet. Mevduatları kurmayı sınırsızlaştırarak. Evet. Ama bu tabii ki basit bir durumda değil. Yani daha da büyüyebilir mi, büyüyemez mi bunu zaman içerisinde göreceğiz. Ama yani 2008 krizine bakarak büyük bir trajediyi de ben beklemiyorum kendi adıma. Hocam yurt içinde o zaman biraz da son olarak hatta oradan bahsedeyim. 1-2 dakikalık süremiz var onu da hatırlatayım. Yurt içi biz artık faiz aslında bir tarafa koyduk ama Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ve CDS'lerindeki değişim özellikle bankacılık sektörü, bankacılık krizi küresel tarafta artış gösterirken yurt içinde bir 30 bas puanlık tekrar bir artış sergilendi. Geri çekilmeler de var ama bunun kredi maliyetleri tarafından da düşünecek olursak ve yurt içine gelmesini beklediğimiz yabancı yatırımcılar açısından Türkiye'nin 5 yıllık CDS'lerini bu yılın İlk yarısına kadar nasıl bir değişim göstereceğini öngörüyorsunuz? Birleştirerek şunu söyleyebilirim. Amerika'nın Merkez Bankası'nın şimdi yapacağını, aslında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası çok uzun süredir faizleri düşürürken yapıyor. Bir bakıma bankacılık sistemini fonluyor. Şu anda Amerikan ekonomisinde daha önceki alınan tahviller, bankacılık kesimi için zarar oluştururken Türkiye'de baktığımızda düşen faiz oranlarında aslında karlılık anlamına da geliyor. Yüksek faizle tahvil bonu almış oluyorlar bankacılık kesimi Türkiye'de. Yani bu çerçeveden düşündüğümüzde hemen Türkiye'ye dair birkaç şey söylemeden önce şunu söyleyeyim. Benim düşüncem Amerikan Merkez Bankası yarın hani kuyruğu dik tutmak anlamında belki 0.25 puan arttırabilir ama bundan sonraki ayla birlikte gelen zamanla birlikte faizlerde düşüşü gerçekleştirmek zorundadır. Ekonomisini, finansını toparlayabilmek için. Türkiye'ye dönüp baktığımızda ise zaten uzun dönemli faiziz düşüşü var. Evet çok doğru. Enflasyon oranıyla kıyaslarsak faizler reelde çok anlamlı değil. Gerçekten doğru. Ama diğer taraftan baktığımızda da zaten politika faizi piyasanın faizinin dışında bir olgu, sadece yönlendirici, etkileyici bir olgu. Yani bu noktadan baktığımızda bizim finans sisteminin yani dış ticaret, döviz ilişkileri boyutunun dışında bence sağlam olduğunu söyleyebilirim. Hatta sağlamlık bir yana bunu bütün izleyiciler açıp bilançolara bakabilirler. Bankacılık kesimi 2022'de olağanüstü karlar sağlamış durumdalar. Enflasyon evet vardır ama enflasyonun çok üzerinde karlar var. Bunun ben büyük ihtimalle enflasyonun 2023'te de bu deprem etkisiyle ve benzeri süreceğini en azından ilk 6 ayda düşündüğüm için aynı trendin, eğilimin, iş sürenin ben devam edeceğini düşünüyorum Türkiye'de. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için ve yorumlarınız için. Sağ olun. Doçent Doktor Ali Osman Balkanlı'yı uğurladık. Kısa bir ara. We'll be right back.
Global piyasalarla devam ediyoruz efendim. Burcu Kıratlı, Philip Capital'den bizleri bekliyor. Yurtdışı piyasalar satış müdürü. Burcu Hanım, beklenen gün geldi. Beklentileriniz ve şekillenen piyasayı tekrar sizden dinliyoruz. Buyurun. Merhaba Özlem Hanım. Avrupa'dan başlayayım. UBS'in Credit Suisse satın almasıyla başlayan olumlu seyir pay piyasasını etkili olmayı sürdürüyor. Yine bölgede gözler yeniden enflasyon gündemine çevrilmeye başladı. Almanya Merkez Bankası Başkanı bir gazeteye verdiği demişti. Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede inatçı olması gerektiğini savundu. Öte yandan Lagarde'ın bugün konuşması vardı. Yine yaptığı açıklamalarda benzer tonlamalar mevcuttu ve enflasyon aşağı yönlü bir eğilim gösterdiğine dair bir kanıt görmüyoruz ve verilere bağlı hareket edeceğiz dedi. Yani hala şahin tutumda olduklarını söylemek yanlış olmaz. Benzer şekilde bugün İngiltere enflasyonu piyasa beklentilerinin üzerinde açıklandı. Yıllık değişim 10.1'den 9.9'a gerilemesi beklenirken Şubat ayında 10.4 artış gösterdi. Biri sonrası Bank of İngiltere Merkez Bankası'nın politika faiz fiyatlamalarını tavan noktaya ulaşmak için 50 bas puan artış fiyatlanıyor ve FED'den biraz daha şahin ayrışması muhtemel olduğunu düşünüyoruz. Asıl gündem şüphesiz FED'in açıklayacağı kararlar ve FED Başkanı Powell'ın sözlü yönlendirmeleri, yol haritasının yeniden çizilmesi bekleniyor. FED bugünkü toplantının ardından ekonomiye ilişkin projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı nokta grafik yayınlanacak. Bu oldukça önemli ve piyasalarda oynaklığın yüksek olmasını bekliyoruz. FED'in senenin devamında atacağı adımlara ilişkin piyasa beklentilerin oldukça aslında dağınık ve belirsiz. Ve bu akşam %85 ihtimali 25 bas puanlık bir artış gelecek. Ayrıca para piyasalarının yıl sonuna kadar 100 bas puan faiz indirimini fiyatlıyor şu anda. Tüm bunlarla beraber FED bölgesel bankalara likidite sağlamak ve diğer merkez bankalarıyla işte dolar likiditesi için yürüttüğü swap hareketlerini günlük olarak ilerlettiği için hali hazırda. Yani bu dönemde bilanço azalım sürecinin birkaç ay ertelemesi bizce mantıklı olacak. Nokta grafikte de 2023 politika faizin medyan tahmininin %5,5 seviyesinin ne kadar yakın olacağı da oldukça önemli olacak. Tabii en önemlisi ve basın toplantısı Powell'ın tonu ve çizdiği projeksiyonlar olacak. Bu projeksiyonların detayına baktığımızda da işsizlik beklentisi 2023 yılında %4,6 idi. Şu anda 3,6. İstihdam hala güçlü ve bu eğilimin devamını bekleriz. Bu yüzden FED işsizliği aşağı yönlü revize edebilir. Çekirdek PCE enflasyonu 2023 için %3,5'ken şu an PCE enflasyonu %5,4 ve bu rakam oldukça yüksek. Son dönemde gelen verilere baktığımızda da enflasyon yukarı yönlü revize gelmesi de oldukça muhtemel. Bu revizyon ve kararların tahvil piyasalarında yükseliş ve dolar endeksine alış getirmesi, altında ise biraz satış baskısı yaratması beklenebilir. Ancak bilanço azaltım süreci ertelenirse bu sefer yine riskli varlıklarda alım bekleyebiliriz. S&P'de özellikle 2 gündür hem 200 günlük hem de 100 günlük ortalamasının üzerinde kapanış yapıyor. 4000 üstü kapanışlarda endeksi tekrar 4200-4300 seviyelerinde gündeme getirecektir. Powell'ın basın toplantısının finansal koşullarda sıkılaşma nedeniyle çok şahin geçeceğini beklememek lazım. Biz dolayısıyla riskli varlıklarda bugün biraz daha iştahın artmasını bekliyoruz. Ancak yine de tabii ki Özlem Hanım son sözü her zamanki gibi FED ve Powell söyleyecek. Merakla dinliyor olacağız Burcu Kıratlı. Çok teşekkür ederiz değerli katkılar için sizlere de.